ve hala yerde yatma sistemiyle de cezaevinde yatanlar uygunsuz şartlarda yaşıyorlar. Ben sayın vekilimizden de şunu istiyorum. Özellikle gittiği yerlerde kader mahkumlarımızın bizden çok istekleri var. Evet. Onlar her özgür insan bir mahkum adayıdır. Böyle düşünmek lazım. Hiç yerim görülmemiş bir yıldır, 1,5 yıldır daha bu bürokrasiden sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken bu bürokrasiden şikayetçiydi. Bürokrasi ülkemizde yürümüyor diyordu. Evet, tutukluyla hükümlüyü ayırmak lazım. Evet. Yani insanlar hiçbir ceza almadan hapishanede yatıyorlar. Onlar hükümlüyü ayıralım. Ayrıca az önce söylediğiniz gibi kader mahkumlarını da ayrı tutmak lazım. Ama elbette bu ülkede kadına şiddet var. Özge canlarımız var. İşte geçenlerde bir yaşam programında evet çok iyi başarılar da elde etmiş Mutlu kardeşimiz. Gerçekten bir vahşi terör karşısında, erkek terörü karşısında can çekişiyor. Bu da çocuklara tecavüz ediliyor bu ülkede. Kadınlar mini etek giyerlerse kendine din adamı diyen ya da kendine din adamı yaftasını yapıştıranlar şöyle bir şey söylüyorlar. Hamileler sokakta gezemez. Evet. Ya da diyorlar ki 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilir. Biz bunların tamamını reddediyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Ve kadınlarımız özgürce, mutlulukla çocuklarıyla istedikleri insanlarla beraber olma hakkına sahip olduklarını da ayrıca vurguluyoruz. Ben biliyorsunuz ekolojik kadın köyünün mimarıyım aynı zamanda. Şiddet gören kadınların sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacakları fiziksel mekanlarda yaşamalarına karşıyız. Biz kadınlarımızın, dünyanın en güzel insanlarının güzel mekanlarda yaşamasını hak ettiklerine inanıyoruz. Onun için bir cennet mahal tasarlamıştık. Bu her yerde olmalı aslında. Evet. Bunu öncelikle 7 bölgede düşünüyoruz. İşte Güneydoğu Anadolu'da var. Sonra işte Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da her yerde. Çünkü şiddet her yerde evet. var. Erkek terörü her yerde var. Kadın ve bu vahşete son vereceğiz. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim müsaade ederseniz. Son 10 yılda kadınların vahşice öldürüldüğü cinayet sayısı %400 arttı. Bu bir zihniyet meselesidir. Bu bir diniyet meselesidir. Bu rol modellerin toplumu yönlendirmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu böyle tesadüflerle vesaireyle açıklanabilir bir şey değildir. Bir erkeğin sokak ortasında karısını bıçakla kesiyordu. Geldiğinin göstergesidir. Bunların hepsinin artık sona ermesi şarttır. Vallahi vekilim keşke bütün vekiller sizin gibi olsa diyesi geliyor insanın. Çok İyi olanları çalışanları tenzih ediyoruz ama çoğunluk sizin gibi düşünenler, sizin gibiler giderse herhalde ülkemize de çok fazla sorun kalmaz mı Serkan? Evet. Üzerimize bu ülkede düşeni en iyi şekilde yapmaya artık bu ülkenin akademisyenlere, bilim insanlarına bizim okuma toplumu olarak bizim okumada çok gerideyiz. Evet. %2'lerde, 3'lerdeyiz ve ben mesela bir her yerde söylüyorum, isim vererek de söylüyorum. Gerçeği var Türkiye'de. Bir Acun'u zorla ülkede bizlere kabul ettirdiler ve Acun gerçeğiyle insanlarımız maalesef uyutuluyor. Survivor gibi yarışmalarla ve diğer dizilerle toplum uyutuluyor. Okuyan bir toplumumuz yok. Okumadığımız için de hiçbir şey göremiyoruz. Evet. Şimdi Örmeli Derneğimiz, Malatya, Pötürge, elbette hayat devam ediyor. Sizin de faaliyetleriniz var. Üye sayınız, üyelerle ilgili bir memnuniyetsizlik var mı? Bir taraftan da dernek olarak neler yapıyoruz? Onu isterseniz konuşalım. Efendim, her dernek gibi tabii bizler de bir takım şeyler göreve geldikten sonra yapmaya başladık. Örneğin biraz önce sayın vekilimiz de vurguladılar işte. Her zaman da ben bu düşüncedeyim. Yani oradaki yaşayan bireylerimiz büyük şehirdeki bireyleri gibi yaşamaya hakkı olduğu düşüncesiyle bir kütüphaneyle başladık. Yani bugün birçok köyde belki kütüphane yoktur ama sağ olsun yönetici arkadaşlarımızla ve köyde yaşayan arkadaşlarımızla el ele vererek kütüphaneyle başladık. Dolayısıyla orada düşüncesiyle bir çocuk parkı oraya götürüp okul bahçemize kurduk.
inancımız gereği bir cemevimiz yoktu. Evet. Cemevimizi kurduk. Esasen bu konuya da birazcık değinmek isterim ama düşünün, eşit yurttaşlık diyoruz ama bu ülkede ne kadar eşit yurttaşlık var olduğunu görmekteyiz. Yani 12 yıldır, 13 yıldır yok işte, eşit yurttaşlık yok mu? Efendim başka? Olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bakın 13 yıldan beri bir Alevi çalıştayı söz konusu. Geldiğimiz nokta fiyasko. Ben örneğin olarak düşünün. Yani benim eğer ibadet yerim cemevi ise bırakın cemevinde ben gideyim Allah'ı zikredeyim. Ya 13 yıl oyalandık mı diyorsunuz? Ya evet efendim, ya bakın sadece şimdi değil, geçmiş yıldan beri, dolayısıyla 60'lı 70'li yıllardan beri özellikle Ali cami yaptırılması hoş değil. Bırakın efendim, yani oradaki canımız, örneğin arkadaşımız eğer Allah diyorsa cemevinde de Allah diyor. Dolayısıyla bu konulara ben Sayın Vekilimden istirham ediyorum. Onların yapamadığını belki Sayın Vekilimiz yapar. Yiğit bir kardeşimiz. Parmak basacağını düşünüyorum. Dolayısıyla köyde bakın, yani özellikle istirham ediyorum efendim. Köydeki yaşayan canlarınızdan istirham ediyorum. Lütfen köylerinize nasıl pazar parasını ayırıyorsanız köyünüze de bir bütçe ayırın. Çünkü eğer siz köyünüze hizmet götürmezseniz, uğraşmazsanız birileri gelip sizin köyde sizin yaşama olanaklarını yükseltmek için uğraşmaz, çaba göstermez. Bu anlamda ben bugüne kadar bizlere emek veren de bir morgumuz yoktu. Şu anda morg yapımı devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Bir iş adamımız onu üstlenmiş. Köyde morgumuzu yapıyor. Dolayısıyla bir muhtarlık binamız yapılmak üzere yapılacaktır. Evet. Dolayısıyla bir okul projemiz var köyde. Yani eski bir okulumuz var. Bunu nasıl yenileyebiliriz? Yani sivil toplum örgütleri başkanları eğer bir koltukta oturuyorsa o koltuğu hak etmek zorunda. Eğer bir vekil bir partide eğer bir yeri temsil ediyorsa Malatya'ysa Malatya'yı gerçekten layıkıyla temsil etmeli. Bu anlamda örnekleri bunlar. Zaten size biraz önce vurgulamıştım. Yani bilim insanların, küçük insanların, büyük insanların ve erdemli insanların bunları söylerken belki de hoş olmayacak ama gerçekten bir federasyon, bir birlik düşünün. Birliğin, federasyonun amaçları nedir? Ben daha sizden büyüğüm diyor değil mi efendim? Yani evet, büyük işler yapacağım. Büyük işler yapı mı diyor baktığınızda maalesef. Bir köy derneğinin belki yaptığını onlar yapamıyor maalesef. Yani bugün düşünün bir ilçedeki sorunlar, Allah aşkına bugün ben Pötürgeliyim. Yani Pötürge'nin bütün köylerine baktığımız zaman hemen hemen günün birkaç saati ya da 4-5 saati elektrik yok. Peki buraya sanayi götürmeniz mümkün mü? Ya da Tokat'ın başka bir yeri de diyebiliriz. Yani evet, ülkemizin evet, her tarafı bizimdir. Dolayısıyla Malatya'mıza baktığımız zaman sadece futbol sahası devede kulaktı. Daha neler neler var. Sayın Vekilim bunları araştıracaksınız. Evet. Öyle zannediyorum. Dolayısıyla bakın bugün bir örnek vermek istiyorum. Bir sivil toplum kuruluşlarımız, yani bir birliğimiz, Yeni Malatya Spor'umuz ki kutluyorum bütün yönetici arkadaşlarına başta başkanı olmak üzere PTT diyorum. Ama düşünün neden Esenler? Bugün Esenler'de efendim kupa kutlandı. Kutladınız bunu. Madem öyle İstanbul'da yiğit bir meydanda hep beraber bütün İstanbulluların katıldığı bir kutlama olsaydı ya da genel merkezimizin olduğu bir yerde bu kutlama yapılsaydı, ideolojik olarak siz eğer bir kurumu yönetiyorsanız, bir partinin arka bahçesiyseniz yazıklar olsun derim. Ben bu anlamda sözü istemiyorum. Dolayısıyla yapmış olduklarımız bunlar, daha yapmak istediklerimize de kısmen de bahsettim. Ben herkesin kendi köy derneğinde gücü nispetinde bir bütçe ayırması gerektiği düşüncesindeyim. Ben şunu düşünüyorum. Hiçbir zaman, ben de çoluk çocuk sahibiyim. Ama diyorum ki bugün geldim, yaşadım ve yarın gideceğim. Giderken eğer bir eser bırakmak istiyorsam, eğer arkamdan rahmet okutmak istiyorsam elimi taşın altına koymalıyım, bir şeyler yapmalıyım. Her çalıştığım anda bu perspektif. Teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlarım çiçeği de bir gösterebilir miyiz? Derneğimize teşekkür ediyoruz. Örmeli Köyü, Şiro Zarato. Bir çayımız var ya bizim, bilirsin abi, Şiro evet, çayı. Evet. Meşhur.
Evet, çok güzel. Derneğimize teşekkür ediyoruz. Programımıza da başkanım çok teşekkür ediyoruz. Yönetim sahil köyüdür benim. Ayrıca. Yani vallahi şunu dediğimiz havza. O oraya yakın bir köydür. Yani sahil köyüdür öyle diyelim. Sahil köy. Muhteşem artık... de bir gece yaptılar onu da söyleyeyim Turan abi. Geçen günlerde. Elit çok kaliteli. Yakışır bir gece yaptılar. Ben sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Peki artık veda turuna geçeceğiz ama yine türkü arası, nefes arası Sadık kardeşim. Bir türkü daha alalım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Pişman olup geri dönsen ne fayda, ömrümün yarısı geçtikten sonra. Zaten bir başıma kaldım arada, hep gözüm ellerde kaldıktan sonra. Zaten bir başıma kaldım arada, hep gözüm ellerde kaldıktan sonra. Ne murada erdim ne bir gün gördüm, bir uğruna ömrümü verdim. Her gün biraz daha artıyor derdim, seni ya derlerde gördükten sonra. Her gün biraz daha artıyor derdim, seni ya derlerde gördükten sonra. Hep yolun vardı saçım, hele söyle görem neydi suçum. Gayrı yükledim göçüm, cemali gurbete saldıktan sonra. Ayrı burada durmam yükledim göçüm, cemali gurbete saldıktan sonra. Teşekkürler kardeşim. Güzel bir Cemal Öztaş türküsü bu. Eyvallah. Türkü. Argıman türkülerinin gerçek babası, Malatya'da yaşıyor. Cemal Öztaş'a da hürmetler, selamlar, saygılar ustaya. Selamlar olsun. Vekilim bu dönemde geçen yerel seçimlerde kadınlarımız da gerçekten ön plana çıktı. Evet. Şimdi Anadolu'da, Tokat'ta bizim kasabalarımızda, iki tane kasabamızda kadın muhtarlarımız var. Şu an bizi izliyorlar kendileri. Tokat Almuz Kınık kasabasında mahalle muhtarımız Ruhiye, kasabamızda mahalle muhtarı Güldane Durmuş, Arısu muhtarımız Münevver Aksoy ve Tokat Turhal Karkın Köyü muhtarı Mahmut Ayda bizi izliyorlarmış. Selamları, saygıları var. Size de başarılar diliyorlar. Vekilim artık toparlıyoruz yavaş yavaş. Veda